Bizim eğitimimizdeki en önemli şey ve bence en doğru eğitim, eğitime başlarsın, yarın hesabını açarsın, ürün bir haftada aklına gelir veya gelmez. Bunu zaten dropshipping, arbitrajda bir sürü, binlerce ürünümüz var elimizde. Bir tanesini alırsın. Bizim aynı zamanda private label anlamında da ürünümüz var. Hemen o satıcıya o ürünü verip, ürünle beraber başlatıp hemen onu biz denize atıyoruz ve denizde yüzmeyi öğreniyor. Boğulmaya yakın da hemen kurtarıyoruz. Biliyorsun can simidimiz çok bizim. Bugün size bana her gittiğim yerde sorulan bir sorudan bahsedeceğim. Çok kolay, motivasyon. Herkes bana şöyle diyor. Ya işte Amazon eğitimi alıyorum, şunun eğitimi alıyorum, bunun eğitimini alıyorum. Sosyal medya eğitimi, Udemy'ye gittim, bu eğitimi aldım. Motivasyonum düştü, yarıda bıraktım. Veya bir zamandan sonra kafama girmiyor. Ben size orada çok net bir şey söyleyeyim. Sokmayın kafanıza başka hiçbir şey. Orada eğitimi durdurun. Deyin ki ben bu eğitime 2 gün ara veriyorum, 2 gün sonra bu eğitime devam edeceğim. Çünkü ben de eğitim alırken bana da bu çok olan bir şeydi. Bir anda tükenmişlik sendromu yaşıyordum. Şu anda yaptığım işte de bazen tükenmişlik sendromu yaşıyorum. Çünkü bizim çok fazla danışanımız var. Yurt dışından danışanımız var, yurt içinden danışanımız var. Ben ne yapıyorum? Yurt içi danışanlarına birazcık ağırlık veriyorum. Yurt dışı danışanlarını ekibe atıyorum. Daha sonra yurt dışı danışanlarıyla fazla vakit geçiriyorum. Yurt içi danışanlarına daha fazla kuş bakışıyla kontrol ediyorum. Ama her sabah hiçbir şey yapmasam bile her sabah toplantımda işimi yapıyorum. Ekibimle konuşuyorum, notlarımı alıyorum ve gün içerisinde o notlarımın hepsini iyice bitirmeye çalışıyorum. Bitiremediğim zaman da hemen bir sonraki güne atıyorum. Hem bir sonraki günde yapacağım iş oluyor, bir yandan da o olayı kaçırmıyorum, takip ediyorum. Ama o anda daraldıysam veya vaktim yoksa ertesi güne atıyorum. Bu şekilde takibim de daha kolaylaşıyor. Tabii şirketinizin, unutmayın hangi şirket olursa olsun, 3-4 tane farklı noktası var. Satın alımı, imalatı, reklamı, yönetimi, personeli, yeni pazarlar arayışı. Yani şirketinizin içerisinde farklı departmanlara ağırlık verebilirsiniz bu tarz motivasyonlarda sıkıntı olursa. Ama hiçbir şekilde yılmayın. Özellikle böyle ilk e-ticaret, e-ihracata başladığınız zaman başlamadan önce planınızı doğru yapmak adına çok fazla video izleyin. Bazen böyle çok fazla reklamla ilgili bir şeyler yaptığınız zaman bu sizi birazcık demotive edebilir. Siz bu işin yönetim tarafına gidin. Yönetim tarafına gitmeden önce bununla alakalı YouTube'dan videolar izleyin. Gibi. Ama kesinlikle kendinizin demoralize olmasına izin vermeyin. Birazcık bu anlamda sinyal alıyorsanız kendinizden 1-2 gün dinlenin veya hafta sonunu tamamıyla dinlenerek geçirin. Ben kendimden örnek veriyorum. Ben sevmediğim bir huyum bu. Hep iş düşünüyorum. İşte ama daha farklı şeyler yaptığım zaman da iş bir anda kafamdan çıkıyor. Veyahut da işi kafamdan şöyle çıkartıyorum. Notlar alıyorum. Notu alıyorum, diyorum tamam zaten bunu yapacağım. Notumu aldım artık, bunu unutabilirim. Ama durmadan aklıma yeni şeyler geliyor. Mesela ben pazartesi salı günü iş yerine bir giderim. iPhone Calendar deli gibi notlarla dolar. Belki orada 20-25 tane en az. 20 ile 40 arası not olur. Ekibime de hep bunu söylerim. Yani güzel not alın. Hiçbir şeyi unutmayın. Doğru not alırsanız hiçbir işi kaçırmamış olursunuz. Ve demotive de olmamış olursunuz. İşler sıkışmamış olur. Tabi burada özellikle not olsun, bunu da söyleyeyim. Amazon, Etsy ve farklı pazar yerleri 6-9 ay senin peşini bırakmaz. Sen 6-7-8 aydan sonra kanatlarınla bir anda harekete geçersin. İlk aylarda çok fazla büyük şeyler beklememek lazım. Bu da demotive eder. Çok fazla eğitim izlemek de demotive eder. Zaten o yüzden bizim eğitimimiz direkt aksiyona geçmek. Türkiye inanılmaz potansiyeli yüksek bir ülke. Türkiye'deki insanlar gerçekten çok fazla potansiyeli yüksek insanlar. Bunu neden söylüyorum? Bunu 7 sene yurt dışında yaşamış ve eğitim hayatı ve iş hayatı olmuş biri olarak söylüyorum. Türkiye'deki insanlardan gerçekten kork. Dehşet bir beyinleri var ve Türkiye imalat ülkesi. Sen imalatı yurt dışına satıyorsun. Bu e-ihracat. Bizim eğitimimizdeki en önemli şey ve bence en doğru eğitim, eğitime başlarsın, yarın hesabını açarsın, Ürün bir haftada aklına gelir veya gelmez. Bunu zaten dropshipping, arbitrajda bir sürü binlerce ürünümüz var elimizde. Bir tanesini alırsın. Bizim aynı zamanda private label anlamında da ürünümüz var. Hemen o satıcıya o ürünü verip ürünle beraber başlatıp hemen onu biz denize atıyoruz ve denizde yüzmeyi öğreniyor. Tabii boğulmaya yakın da hemen kurtarıyoruz. Biliyorsun can simidimiz çok bizim. Bu anlamda kesinlikle operasyona başlamalısın ya. Eğitim dediğin şey aksiyondur. Eğitimi almasan bile bu işi gerçekten çok yapmak istiyorsan bizim ekosistemimize geleceksin. Bizim ekosistemimizde hemen hesabını birinci gün açacaksın. İkinci gün satışını yapmak için bizim sana verdiğimiz doğru ürünleri yükleyeceksin. Üçüncü gün satışa geçeceksin. Ve bu satışı yaparken de bizim bütün kaynaklarımızdan ve oradaki ekosistemdeki diğer insanlardan yararlanıp harekete geçeceksin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün yorumlara cevap yazıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.